Çok değerli üstadım Müjgan Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun efendim. Sizleri ağırlamak onur duyuyorum. Gerçekten Türk tarihine yön vermiş, Türk bilim kadınlığına yön vermiş ve şu anda da yine bilim kızı projenizle gerçekten birçok gencin hayatını değiştiren çok özel bir insansınız ve ülkemiz için çok büyük bir armağansınız. O yüzden gerçekten çok mutlu oldum geldiğiniz için. Bir tabii kendinizi tanıtabilir misiniz? Müjgan Çetin kimdir? Herkes de sizi tanısın isterim. Biraz kendinizi anlatırsanız çok sevinirim. Evet, önce bu güzel giriş için teşekkür ediyorum. Bu kendimi tanıtmayı çok sevmiyorum. Google'a sorduğun zaman söylüyor zaten Müşken Çetin'in kim olduğunu diyorum. Ama işte sizden duymak başka. Yani oradan okumak ayrı ama canlı canlı buradayken sizi dinleyip öğrenmek, o ses tonunuzla, o enerjinizle onu dinlemek çok daha keyifli. Nasıl söyleyeyim? İşte ben böyle kendimi yeniliklere adamış bir kadınım. Nasip oldu 2016 yılında rahmetli oğlumla beraber başladığımız bu projeyi bugün onun anısına büyütme, geliştirme, duyurma, daha çok kızımıza erişme şansına eriştim. Siz de bana mecranızı açarak bunu daha çok insana erişme imkanı sağladınız. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ben bir endüstri mühendisiyim ama bir 40 yıl oldu ben mezun olalı. O yüzden işte çok değerli kuruluşlarda çalıştım. Onlarla beraber çok değerli projelerde imzam var. Hani ki ne yaptı falan diyenler şey yapsınlar. Hem mujganchetin.com'da çok sayıda bilgi var. Hem sosyal medya hesaplarımda çok sayıda hakkımda bilgi var. Bir de YouTube kanalım var. Orada da bolca kendimden bahsediyorum zaten. Oradan da öğrenebilirler. Şu sıra yoğun bir biçimde kendimi bu Mart ayında çıkan İnovasyon ile Değer Katanlar isimli bu kitabımı daha çok kişiye eriştirmeye uğraşıyorum. İki tane amacı var bu uğraşımın veya bu tutumun. Bir tanesi yenilik, teknoloji, gelişim ve yaşama değer katma amacıyla ülkemizin inovasyona dayalı kalkınma modelini kullanması ve burada da gençlerimize yenilikçi işler, yenilikçi meslekler ve yaşamda problemi çözebilecek bakış açısı, alışkanlıkları kazandırılması amacıyla ve yeniliğin tek seferlik işte kafasında ampulle dolaşan insanlar, zihni sinirler, uçan kaçan böyle çılgın insanlara sadece muktedir olmadığını, yeniliğin sürdürülebilir, sürekli geliştirilebilir bir model olduğunu, bir yönetim yaklaşımı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çok sayıda üniversitede dersler veriyorum. Gençlerle kariyer günlerinde buluşuyorum. Hep çok bildiriler sunuyorum. Kongrelerde işte keynote speakerlıklar yapıyorum. Bu kitabı da üniversitelere ve iş dünyasına kaynak kitap olsun diye hazırladım. Herkese anlatırken diyorum ki bu bir aşk kitabı değil, bir macera kitabı değil. Sakın bir solukta okumayı denemeyin. Bu böyle başınızda kenarında duracak. Ama siz onu aşkla yazdınız. Bence aşk kitabı sayılabilir. Siz onu büyük bir aşkla yazdınız be. Hala o aşkla devam ediyorsunuz. Bence hani aşkı nasıl tarif ettiğinize bakarım. Büyük bir aşkla yazdım. Sağ olsun dostlarım diyorlar ki beni işte yıllardır bu konuyla ilgili maceramı tanıklık edenler. Çünkü gönüllü olarak Türkiye delegesi oldum ve elimde valiz işte dünyanın birçok ülkesini bütün masraflarını kendim karşılayarak ülke ülke dolaştım ve
Orada işte tek amacım dünyadaki işte biz inovasyondan anlıyoruz diyen insanlarla beraber bir uluslararası bir referans doküman üretmekte benim de imzam olsun, benim de katkım olsun. Ülkemin aydın insanları olduğunu, nitelikli insanlar olduğunu, ülkemizin son çağdaki bu teknolojilerden, yönetim sistemlerinden haberdar olduğunu bütün dünya görsün diye ülkemi gururla, onurla temsil ettim. Tabii bunlar böyle hani gezmeye gitmiyordum oraya ben. Sabah 8, akşam 6 böyle ekipler halinde çalışıyordum. Tabii çok da maceram oldu. İşte kapkaççılara uğradım, hastalandım, bilmem işte yolumu kaybettim. Dolayısıyla çok gitti geldi ruhum. Hani bunları bu cebinden para harcayarak gerçekten büyük bir servet harcadım o seyahatlerde. Dostlarım da bana soruyorlardı. Hani yeter artık yani bu kadar diye. Ama dediğiniz doğru. Ben bir büyük bir tutkuyla, büyük bir aşkla bu işe kafayı taktım nihayet. Mart ayı itibariyle yayınlandı. Yazması 8 yıl sürdü. Yayınlatması 3 yıl sürdü. Bir de yayın evleriyle sizin de tabii hem görsel hem teknolojik medyayla çok yakından ilişkili olduğunuz için anlattıklarım çok size tanıdık gelecektir. 2018'de başladım yayınlatayım diye. O sırada bir kağıt krizine girdi ülkemiz. Kağıtlar birdenbire pahalandı. Ve yayın evleri Evet, A4 fiyatları 3 katına falan mı diye öyle bir şey çıkmıştı, değil mi? Bir acayip bir dünya almıştı, evet. öyle oldu. Yayın evleri iflas etmeye başladı. Yayın kuralları, benim ilk kitabım 2007'de yayınlanmıştı. O zaman başka bir dünyaydı yayın evi dünyası. Bir anda kurallar değişti. İşte orada ilk yayın kurallarında size yazara sadece belli bir oranda telif geliri bırakırdı yayın evleri. Şimdi paranı bastırıyorsun. Ondan sonra acaba kitabı editini sen benim başımdaki bir deneyimin editini sen yaptırtıyorsun. Kapak tasarımını sen yaptırtıyorsun. Ondan sonra ürünü alıyorsun. Onun yaptığı da dağıtım kanalına sokmak. Bunun için de senden para istiyor ayrıyetten. Şimdi dolayısıyla doğru düzgün bir yayın evi bulmakta çok uğraştım. Onun parasını bulmakta çok uğraştım. Sağ olsun. Urfa Ticaret Sanayi Odası, Bursa'dan çok değerli Flotex'in sahibi, Goç Dondurma'nın sahibi, D-Plus'ın sahipleri inandılar, bana inandılar. Kitap böyle kağıda dökülmeden önce bir hayal. Ama ben rica ettiğim için inandılar ve ön sipariş verdiler. Onların ön siparişleriyle ben yayın evinin talep ettiği parayı ödedim. Ve Şu an biz kitabı nasıl satın alabiliriz? Nereden alabiliriz? Müjgançetin.com'da linki var yayın Onun evinin. dışında var mı, başka siteler satılıyor mu? Yani nasıl ararsak, Google'a ne yazsak çıkar? İsmini bir daha alabilir miyiz? Kitap Yurdu, DNR, İdefix her yerden Kitabın Amazon.com. tam adını isterseniz ben alayım, linkini atayım buraya. Evet, inovasyon ile değer katanlar. İnovasyon ile ben hemen linkini de şey yapayım. Tamam, teşekkür Buraya da ederim. atayım ki satın alması kolay olsun. Çünkü şey, bkmkitap.com diyor mu? Şimdi Değil mi acaba? bu kitabın benim için esas değerli kısmı ve bugünün sizlerle birlikte olmamızın esas konusu. Ben kitabın telif gelirini Bilim Kızı projeme bağışladım. Ve 2016 yılında başladığımız projemde dört kızımıza burs, kendi imkanlarımla burs vermiştim. Dedim ki bu kitabın telif gelirleriyle de bu sene üç kızımıza burs vereceğim diye kendime hedef koydum. Türk Eğitim Vakfı ile anlaştım. Türk Eğitim Vakfı'nda rahmetli oğlum adına bu burs fonu açtım. Mete Ediz Çetin Bilim Kızı Burs Fonu. Ve
O kızların TEV üzerinden burs almalarına olanak sağlamak için. Ve işte bu Eylül ayı itibariyle de çok şükür 3 tane kızımızın bu kitap satışıyla herkes bana çok güldü. Dediler ki kitap satarak burs mu? Sen ne satabileceğini düşünüyorsun. Normalde kitaplar, bu ebattaki kitaplar 30-35 lira. Ben dedim ki bu kitap 150 liradan satılacak. Evet. Dediler ki sen iyice kafayı Şu an internetten sıyırdın. bakıyorum 163 lira mesela bir yerde Evet. 144 lira. Evet. Evet. Sen dediler kafayı sıyırdın, bu paraya bunlar satılmaz. Dedim ki ben inanıyorum satılacak. Ben bu kitabı aşkla yazdım sizin dediğiniz gibi. Ve çok şükür birinci baskı tükendi. Süper. Şimdi ikinci baskı için başka bir yayın eviyle anlaşmaya çalışıyorum. Çünkü ilk yayın evinden mutsuzum. Ciddi editörlük sıkıntıları yaşadım. Dağıtımda da inşallah ulaşıyordur. Ama ulaşanlar bana kitabı eline geçenler hemen bir fotoğraflarını çekip gönderiyorlar. Çok mutlu oluyorum. Okuyanlar işte kafesi olanlar kafelerinde kullanıma açıyorlar. Sağ olsun üniversiteler kütüphanelerini alıyorlar. Böylece daha çok kişiye erişme şansına ulaşıyorum. Tabii ki aynı zamanda da daha çok kızı okutma şansına erişiyorum. Daha çok kızı okutabilmek için ise durmuyorum tabii. Diyorum ki beni uyan dostlarıma işte kitap satılarak kız mı okutulurmuş uyarısına kulak veriyorum. Sağ olsun fikri haklar alanında Ankara Patent duayendir ve ülkemize fikri hakları tanıtmıştır. Sağ olsun o da Müşken Çetin'e inandı ve Müşken Çetin'in bu projesini, Bilim Kızı isimli projesinin fikri haklarını bağışladı bize. Bilimkızı.org sitemize girerseniz bütün bu destekçilerimizin tek tek isimlerini görebilirsiniz. Sağ olsun Ankara Patent'ten Figen Yeşiltepe Hanım çok ilgilendi. Marka haklarımızı 12 sınıfta aldık. Ve şimdi onun üzerine çok değerli dostlarım var. Evet Bilim Kızı Ork ziyaret ederseniz destekçilerimizin sırası geldikçe isimlerini anmak istiyorum. Çünkü benim için çok değerliler. Ben onlara değer dostlarım diyorum. Orada bir gümüş takı tasarımcısı arkadaşımın şu yakamda gördüğünüz efendim kendimi böyle biraz görgüsüzlük yapacağım ama bunları göstermek zorundayım. Bu gördüğünüz P-Girl çok değerli bir Nasıl sanatçımızın bize alt tarafı şey mi onun? Pi harfi mi? bu evet alt tarafı P, üst tarafında da kadın işareti var. Buna P-Girl diyoruz. Ha, pi bir şey kadın işaretinin şeyini biraz böyle benziyor değil mi? Ona benziyor sanki. Evet, kadın işareti, Sembolü. tamamen kadın işareti. Alt tarafta pi, ikisinin birleşmesi çok Müthiş, müthiş yaratıcı. bir dizayn. Tabii Çok, çok. ismi saklı. Ben Anmadım. biliyorum. 10 lira verene söylerim. Bilim kızını 10 lira bağışta bulunana ismini söylerim efendim. Şeyde mucidin. Çok çok sağ olsun, çok mütevazi bir şekilde o müsaade etmediği için anamıyorum ama çok değerli bir insan. Hem böyle güzel bir tasarımla değer kattığı için hem de hakikaten kendi iş alanında da bir isim yapmış çok değerli bir insan. Onun bu tasarımını takı tasarımcısı Özge Kaya Ayvat'ın Purple in Town. Bakın kolyemi de taktım görgüsüzlük yaparaktan. Hiç utanmıyorum, çok gurur duyuyorum. Gümüş kolye. Efendim bir de mesela çok güzel bir bilekliğimiz var. Onu da göstermek istiyorum. Bakın görebiliyor Aa, musunuz yine aynı P-Girl'ü? şeyden. Evet, Evet. P-Girl'dan. Bir de küpe Evet. var galiba. Küpelerimiz var. Zincir küpelerimiz var. Bugün erkeklere diyorum ki sevdiğiniz kadınlara sen değerlisin demek için lütfen bu P-Girl'den alın.
Hele kız babaları benim için çok değerli. Çünkü bir kız babası olduğu zaman bir erkek kadın dünyasını idrak ediyor. Anlıyor demiyorum, idrak ediyor diyorum. Ve ne zaman ne kadar kız babasıyla görüşsem o kadar büyük bir olgunlukla, o kadar büyük bir sevecenlikle, o kadar büyük bir kucaklamayla ve gururla kızlarından bahsediyorlar ki ben de onları kocaman kucaklıyorum. Çünkü kadına değer veren dünyaya yaşama değer verir diye onları baş tacım kabul ediyorum efendim. Bitmedi daha. Çok çok güzel bir bakış açısı gerçekten. Hani bir kız babasını o kadar güzel anlattınız ki keşke ben de kız babası olsaydım diye hep özenmişimdir. Şimdi daha da özendim. Hep kızım olsun, kızım olsun diye böyle yanıp tutuşan bir adam olarak olamamıştım ama şimdi daha da böyle kamçıladınız beni. Çok da güzel Olsun. anlattınız. Sizin yüreğiniz de yine kucaklanacak erkeklerdensiniz demek ki. O yüzden Kıvıralım. Bu arada teşekkür ediyorum. Duygu Akay hocam harikasınız demiş. Büşra Bektaş ne güzel bir Ay, proje demiş sağ olsunlar, sağ anlatırken. olsunlar. Emine Cihangir hocam imzalı kitabı sahip olmak benim için bir onur. Bu kitabın birçok bilim kızına destek olması dileğiyle diye herhalde şu an satın Oo. aldı. Alırken de bir de bakmış şeyleri görmüş. Gümüş takılarınız ayrıca harika diye. Bilimkızı.org'dan şu an arkadaşlar ben de şu an sitedeyim. Bu arada bez çantalar var. Ha, Onun ondan da dışında bahsedelim. kitap Biz var. Bir şey daha var. Proje yapabilsem diye bir kitap daha var galiba. evet, o Hatta bu ücretsiz rahmetli direkt indiriyorsunuz galiba. evet, direkt indirilebiliyor. Rahmetli oğlumun özel ve üstün yetenekli bir evlattı. Özel ve üstün yetenekli evlatların okuduğu bir paralel okul var Bilsem diye. Bütün Türkiye'ye yayıldı. Benim evladım orada okurken orası İstanbul pilot projeydi. Onun sınıf arkadaşlarıyla beraber yazdığımız. O okuldaki hocalar dediler ki sen her yerde proje yönetimi anlatıyorsun. Bize de anlat, bu çocuklara proje yönetimi eğitimi ver dediler. Dedim ki ben yetişkin eğitimi yapıyorum. Çocuklara ben eğitim veremem dedim. O zaman bu projeyi geliştirdik. Ve oradaki özel ve güzel çocuklarla beraber bir proje olarak bu kitabı hazırladık. Proje yapabilsemi. Sanatçı çocuklarımız görsellerini hazırladılar. Bu edebi eserler alanındaki yetenekli çocuklarımızla beraber de bir hikaye kurgusu oluşturduk ve 5 tane çocuğun bir proje yönetimi alanındaki hikayesi içerisinde ben de oraya bir proje nasıl yönetilir onunla ilgili böyle teknik bilgiler koydum. Bu 5 tane çocuk o zaman daha nanoteknoloji yoktu efendim 2007'de. Nanoteknolojik bir proje tasarladılar. Terletmeyen yastık projesi. Bizim Çok kitabımız güzelmiş. terletmeyen yastık projesinin nasıl yapılacağına ilişkin hikayesini Bu anlatıyor. arada indirdim ben kitabı, okumaya başladım bile. Gayet güzelmiş. Teşekkür ederim. Emine Cihangir hocam da sağ olsun. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde. O da benim için ilk kadınlardan birisi. Hocamız beni bundan 4-5 sene önce buldu. Dedi ki ben dedi Van'da dedi inovasyon turizm alanında inovasyonla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum hocam dedi. Bize destek olur musunuz dedi. Sağ olsun. Emine hocamın liderliğinde orada hem sivil toplum Van'daki sivil toplum örgütleri hem Ticaret Sanayi Odası hem kamu hem de öğrenciler yüksek lisans doktor öğrencileri katıldılar. Onlarla 5 gün boyunca Van'da nasıl turizmde yenilikçi projeler yaparız onu çalışmıştık. 3 tane harika projemiz çıktı. Şimdi keyifle izliyorum ve o 3 projenin hayata geçmesini Van için Emine Hocam bence bir hediyedir ve onu çok seviyorum. Selamlarımı gönderiyorum kendisine.
Bu arada Vanlıyım ben de. Van dedikçe böyle ben böyle hop hop yerimde duramıyorum. Gerçekten hani memleketime de bir şekilde orada dokunmuşsunuz. İzninizle sağlık. Teşekkür ederim. Bir Vanlı Çok güzel, olarak çok güzel bir yer, çok güzel bir yer. gerçekten onur duydum. Bu arada Nurayet Özol sizi zevkle izliyorum diye o da Sağ olsun, selamlarını iletmek teşekkür ederim. istiyorum. Sağ olsun, sağ Tabii olsun. ben daha hiç sorumu soramadım. Aslında Okan Deniz Kızı hocam, projesini ben ilk Okan sorumu hocam sorayım en şey, azından. bez çantalarımızı da anlatayım, onu sordunuz, ben lafı böyle başka yerlere Tamam, dolandırdım dedim ki, okey. bez çantalarımızın da anlatmam lazım, o da benim için çok önemli. Büşra Orhan diye böyle gencecik, aynı o görseldeki bizim bilim kızı Ork'taki görseldeki kızımıza benzeyen zarif böyle pırıl pırıl bir genç kızımız. Marmara Üniversitesi sanat mezunu ve o minnacık haliyle bu benim size de az önce isimlerini andığım deneyimli, geliri yerinde olan güzel insanlar. Ama bu yavrum o kadar daha minnacıkken bize bilim kızı görselimizi bağışladı. O gördüğünüz kafasında topuzu olan saçlarını kalemle topuz yapmış ders çalışan o güzel kız Büşra'nın eseridir. Ve onun bağışıdır projemize. Ezgi Şahin Benizra hocamız da onu bez çantaya dönüştürdü. Ve bu üç modelimiz var. Bir tanesi bilim kızının görseli, bir tanesi hücre, biri de erkekler için yaptık. Evren erkeklere daha büyük bir dünya. Biz kadınlara daha mikrokosmos, erkeklere Erkekleri makrokosmos. kandırmışsınız hocam. Kocaman böyle bir tane çok güzel şey kitap. Ve çok ucuz hocam. 50 lira çok ucuz. Hani Evet. bunun fiyatını bence bunda 150 lira yapalım. Sonuçta bunlar şeye gitmeyecek mi? Derneğe gitmeyecek mi bunlar? Evet, Ezgi hocamıza söyleyelim. Ezgi hocam, Fiyatı aman arttıralım Müjde hocam. hocam, çok çok pahalı satmayalım. Daha çok satalım ama pahalı satmayalım diye beni uyardığı için mütevazı şeylerde herkesin sırtında bez çantalarımız Ha, olsun diye gerçi bunun da düşünüyoruz. şey avantajı var tabii. Yani insanlar bunu elden ele dolaştıkça siz mesela şu an Kuşadası'ndasınız galiba. İşte Evet, sokaktan biri Kuşadası'ndayım. sizin evin önünden geçiyor ve o çantayla geçiyor. Ne kadar farklı bir duyguya sahip olursunuz değil mi Gider böyle kucaklarım ben onu. yani? Bilim kızı çantası diye. Ben öyle bir ara şey yapıyordum. Benim şirketimin çantasını taşıyanları böyle görüp arabayla durup nereye gideceksiniz abla diyordum. Niye evladım diyordu. Yok dedim işte benim çanta elinizde poşetten var da size evinize bırakayım mı falan diye. Ya da pazara getireyim ya da pazarın çıkışında bekleyeyim falan. Böyle öyle bir duyguya girdiğimi hatırlıyorum yani. Sizin çantada da öyle Ben olur de kesin girerim yani. muhtemelen. Bu arada Emine hocam da hocam çok teşekkür ederim. Siz de bizler hediyesiniz demiş. Bekliyoruz tekrar demiş. Valla beraber gidelim. Beraber gidelim Emine Hanım'la Okan Bey. tanışmış oluruz sayenizde. Ben de gelmiştim. Memleketimi Evet. görmüş oldum. Ay, Muhammed Şimşek de hocam çok harika proje diye projenizi sağ tekrar olsun, sağ olsun. söylemişler. Tabii ben ilk sorumu sorayım artık. Evet, Şimdi bilim ben kızı sorayım. ismi bir defa hani tabii nereden geldi? Niçin başladı? Ne zaman başladı? Bir de neden bilim kızı kadını değil de bilim kızı. Hani bunları da böyle 4-5 soruyu bir arada cevap verirseniz Tamam. memnun olurum. Rahmetli oğlumla 2016 yılında bir belgesel kanalında Einstein'ın hayatını izliyorduk. Einstein'ın biz Orada hepimiz başınız sağ olsun. Oğlunuz rahmetli birkaç söylediniz ama çok özel Allah değilse razı olsun. sebebini bir de ne zaman öldüğünü şey yapabilir misiniz bize hani? 3 sene önce rahmetli oldu. Başınız sağ olsun. Ne anlatıyordum? Yani işte şey dünyanın büyük acısı evlat acısı herhalde. Bu da çok da tazeymiş. Kusura bakmayın hani birkaç kere sorunca ben de her merak ettiğimi soruyorum. Eminim birçok seyreden insan da merak ettiği için yani işte yarınızı değişmek istememiştim ama yani çok özel değilse anlatırsanız biz de anmış olalım. Onu da analım bu arada bu gece. Konuşabilmek, iyileşmek demekmiş. Sadece bu kadar konuşabiliyorum.
Daha iyi Tamam o geçinirdim. zaman. Tamam efendim. O zaman bir sonraki sene bugün yaptığımız yeni programda o zaman. İnşallah. Einstein'ın projesini anlatıyordunuz en son. Tamam, hatırlattığınız iyi oldu. Einstein'ın hayatını izliyoruz böyle, o böyle 4-5 bölümlük falan bir şey. İşte hepimiz Einstein'a aşığız, genius adam, işte kuantum teorisini buldu, fiziğini buldu. İşte bilimsel tarihte bir çığır açtı falan. Fakat Odysseus'u izledikçe Minerva Meriç'in eşi, ona neler yaptığını, ailesine, evladına neler yaptığını öğrendikçe ikimiz de çok duygulandık. Lütfen ya o belgeseli izleyin ya da Minerva Meriç'i, Einstein'ın eşi diye Google'a sorun. Benim hani burada ilave bir şey söylememe gerek yok. Google her şeyi söylüyor. O kuantum alanındaki bu EMC kare formülünü matematik alanında çözümleyen kadın Milava. Bir Sırp bilim kadını. 1901'lerden bahsediyorum. Tek başına Zürih Politeknik'te kadın tek bir kadın olarak okumuş ve erkeklerin sizi tenzih ederek ve kız babalarını tenzih ederek, diğer erkeklerin de özrünü kabul ederek, kabul etmelerini rica ederek bu erkek baskısı altında tek başına çok, o kadar zeki, genius bir hanımefendi ki orada okurken Einstein'la tanışıyor ve aşık oluyorlar. Fakat Einstein'ın ailesi çok zengin. Mileva'nın ailesi başka bir dinden ve işte Einstein Yahudi, Mileva Hristiyan ve fakir. İstemiyorlar aile ve hamile kalıyor. Ve Einstein'ın baskısıyla bir kız evladı doğuruyor ve kız evladını bir evlatlık vermek zorunda kalıyor Mileva. Sonra Nasıl? ikinci Çocuğunu mu evlatlık vermek zorunda kalıyor? ya o kadar dokunuyor ki Ayşen bu. yüzünden. Evet. Ayşen diyor yani bunu ver diyor yani. Kız kötü bir şey yani. O Çok anlamda. çok. Sonra ikinci hamile kaldığında evlenmek zorunda kalıyorlar ve evleniyorlar. Einstein o sırada işsiz. O belgeseli izlemenizi tavsiye ederim. Ve bir patent ofisinde patent memuru olarak çalışıyor. Milava çok genius bir kadın olmasına rağmen akşamları da işte iki erkek evladı oluyor. İşte evin işini Milava'ya yıkıyor ve odasına kapanıyor. Milava kendini bilimden ve şeyden çekerek evi ve çocukları büyütmeye uğraşıyor. Fakat Einstein'a da o matematik formüllerini bulmak konusunda ve kuantumun o EMC kare ve daha bir sürü bir şey, dolanıklık, artık bir sürü kuantum alanındaki matematiksel altyapısını çözüyor ve Einstein'a teslim ediyor ve diyor ki Einstein'a, bununla diyor Nobel ödülü alırsan yarısını bana verir misin diyor. O sırada Einstein kuzenine aşık oluyor. Evi terk ediyor. İki çocuk hasta ve Einstein ayrıldıktan 3 sene sonra Nobel ödülünü kazanıyor. Ve kuzeniyle beraber, eşiyle, yeni eşiyle beraber Amerika'da yaşamaya başlıyorlar. Mileva iki evladıyla, biri çok ağır hasta, bakımı çok ciddi masraf gerektiriyor. Milava onlara bakmak için bu hikaye beni çok duygulandırıyor. Aç ölüyorlar. O kadar. Evet. Yani çocuklarla beraber aç ölüyorlar. O çocuk bütün kadın gelirini evladına harcıyor. Ha, kadın aç ölüyor. Çocuklar yaşıyor. Evet, biri çok ağır hasta. Bu hikayeden çok etkilendik. Ve işte sonra da kısmet ya. Ben tiyatroyu çok severim. Bir de tiyatro uzmanı
eleştirmeni, severi, her şeyi olan bir arkadaşım var. Her hafta bir iki tiyatroya giderdik İstanbul'da. Craft tiyatro, gençler böyle salon bulamadıkları için evlerin altında böyle işte sandalyelerle oyunlar sahneliyorlar. Onların hepsine böyle giderdik büyük büyük sahneleriyle beraberinde. Craft tiyatro diye bir tiyatro var. Fenerbahçe Stadyumu'nun karşısında. Lütfen bütün oyunlarını izleyin. Fotoğraf 51 diye bir oyun var. O da Rosalind Franklin diye bir bilim kadını, kimyacı. Onun hayatını anlatıyor, gerçek hayatını. Yine internete sorun Rosalind Franklin kim diye. Orada da benim şimdi böyle kısaca özetleyeceğim. Onun ne diyeyim ben, yine dokunaklı hikayesine tanık olacaksınız. DNA sarmalını bulan kadın. 1958'de, daha yani şurada 60 sene falan oldu. Bugün işte DNA'larla ilgili çok büyük ilerlemeler var. Ama o bulan kadın Rosalind Franklin. Fakat iki tane erkek onu çalıyorlar, kadının bulduğu. Ve Nobel'e onlar başvuruyor ve Nobel'i onlar alıyor. İsimlerini anmak istemiyorum o erkeklerin. Şeyde de bu Madame Curie'de de benzer bir şey var değil mi sanki? Madame Curie'ye kadın olduğu için vermemişler mi? Sonra mı vermişlerdi Oscar'ı? Evet, sonra, Nobel'i sonra verdim. Oscar dedim. Değil mi? Onda da öyle bir şeyler var. Hatta onun Madame, kızı da bilim kadını galiba. Bu üst üste gelince rahmetli oğlumla beraber bu projeyi oluşturmaya başladık. Ve ondan sonra işte ben kızlara böyle çok Anadolu seyahatlerim oluyor benim. Orada gittikçe kızları devşirmeye başladım. Ve onlarla tanışıyorum, konuşuyorum bilim tahsilleri yapmaları konusunda veya ne düşünüyorlar hayatlarıyla ilgili o küçücük yaşta. Adı neden bilim kızı? Çünkü ben 15-17 yaşından itibaren devşirmeye başlıyorum kızları. Daha o zaman kadın değiller. Ve ne zaman ki doktoralarını alacaklar, doktora sonrası çalışmalarını yapacaklar, işte o zaman deneyimli bir bilim kadını olacaklar. O yüzden adı bilim kadını değil. O yüzden adı bilim kızı. Ben onların o uzun ve yalnız yolculuklarında onlara dostlarımla beraber destek olmak için onlarla beraberim. Dolayısıyla onlara bilim kadını diyemiyorum. Onlar bilim kadını olabilmenin o zorluğunu yaşarken ben onlara kendi evladım gibi böyle seve kucaklaya onları destek olarak üç tür desteğimiz var. Bu bir tanesi özellikle Anadolu'daki kızlarımızla çok ilgileniyorum. Ve burs desteğine ihtiyacı olan kızlarımız varsa burs vermek istiyorum. İkincisi mentorluk desteği. Bilim çok zorlu bir yolculuktur. Ben mühendisim. Biz uygulayıcılarız. Bilim insanları bize söylerler. Biz onu öğreniriz. Dün de bir mühendis arkadaşlarımla beraber onu konuşuyordum. Benim uyguladığım bir proje mühendis olarak milyon defa uygulanmıştır. Dolayısıyla kafama bir şey takıldığı zaman başka bir mühendise sorabiliyorum. Halbuki bir bilim kadını yalnız kime sorsun ki? O kendi bilimsel alanında ancak esinlenebilir. Başka kimse yok onun danışabileceği, konuşabileceği. O yüzden mentorluk projesi başlattık. Benim bir tane bilim kızım var. Adı Cansu Bilgiç. Bizi de izliyor şu anda. Adı bilim soyadı. Vay, soy isim de güzelmiş. Cansu şimdi mezun oldu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden yüksek lisansını yapıyor. Ve sağ olsun o da işini gücünü bırakıyor. Bir taraftan onun tez konusuyla ilgili dünyada işte üniversitelerde ortak çalışma yapabileceği bilim insanları arıyoruz. Bir taraftan da bilim kızı mentörlüğü projesini yönetiyor. Liderimiz Cansu. Sağ olsun Banu Aykın Kayiller hocamız da, o da onun danışmanımız. İkisi beraber çalıştılar. Bilim kızı.org'da tıklarsanız mentörlük için
Orada bilim kızına mentor olabilir. Sizin eşinizin bir bilim kadını olduğunu biliyorum. Eşinizin de bilim kızı mentoru olması bize onur verir efendim. Eşinize söylerseniz o da lütfen girsin. Tabii ki tabii ki Bizim söylerim. Şu an evet. internet sıkıntısı olmasın diye yazık o da interneti kullanmıyor. Ben program yapıyorum diye normalde o da seyreder. Hatta benim Evet. sağ olsun anacığım da seyreder benim programlarımı. O da başsağlığı dilemiş. Sistem anlatırken o da çok duygulandı. O da bir hani anne olarak dinledi. Oğlunu görüyor bir de siz dinlerken o da hemen dayanamamış. Başsağlığı dileğini de yolladı. Bu Sağ arada Murat Akyürek benim çalışmalar proje emeği olanlara sonsuz saygılar olsun. demiş. Sağ olsun Murat Hocam. Nazlı Şencan da Kraft muhteşemdir demiş. Bunun yeri Fenerbahçe'nin karşısında herhalde Nazlı Hanım da biliyor. Karşısında biletlerin kapalı kişi oynar. İnanılmaz güzel oyunlar, kaliteli ve hep İstanbul'a ödüllüdür. ilk gitmeden önce biletimi alacağım efendim. Kesinlikle alın. Kesinlikle Kraft'ı yani böyle güzel şeyleri Pandemi söylemekte fayda var. Teşekkür Pandemi ederiz. Bu arada sizin bize hayatınızda bildirdi. dokunan güzel şeylerin isimlerini sayıyorsunuz. Bu da sizin gibi hani sizin zaten güzel yüreğinizin dünyaya herkese nasıl faydalı olduğunuzu da bir göstergesi. Çok Bugün zarifsiniz. birçok şey öğrendik. Bunların hepsini de program bittikten sonra bütün belgeseller, kitaplar, tiyatrolar hepsine koştura koştura Ne gideceğiz. Yoksa güzel. sizi Ne anlamamız güzel. çok zor olacak. Ne güzel. Ne güzel. Ne anlatıyordum? Biraz Mentörlük projenin diye. amacını hani anlatıyordunuz. Hedefini Projenin söyleyebilirsiniz. Yani hedefini. Evet. hedefi nedir projenizin? Rahmetli oğlumla konuşurken dedik ki bir de benim de hani böyle bir mühendislik var, böyle projecilik var falan. Yani hani destekleyelim falan demek ki olmasın. Bir challenge, bir zorlayıcı bir hedef koyalım. Böyle o hedefe doğru koşalım. Yani ille de onu tutturmak zorunda değiliz ama bizi motive etsin. Ve dedik ki Nobel ödülü kazansın bizim kızımız. Süper. Ben ne zaman gözümü kapatsam kendimi Stockholm'da salonda kızımızın Nobel ödülü aldığını görüyorum. Bu yakamdaki rozeti de sağ olsun Özge o takayım diye yaptı. Bu da benim üniformam gibi böyle. Bunu böyle takıyorum sürekli. Orada Şimdi da kraliçe sizi kıskanmasın orada Nobel ödülünü sizin bu kadar böyle şık Ay kırmızılar ne böyle olur. bir taçınız eksik. Kraliçe çatlayıp gelip size bana da ver bundan kümeden bir tane ya da bana da şu Kraliçe. broştan ver. Şapka takarsam kıskanabilir. Rozet Öyle için mi? çok kıskanacağını zannetmiyorum. O zaman Esas rozet için neyden esinlendim onun bir hikayesini anlatmam lazım. Tam böyle takı tasarımı yapıyor arkadaşımız. Onunla böyle haberleşiyoruz falan. O sırada Amerika yeni başkanı seçti. Biden'i seçti. Biden'in şeyini izliyorum. Bir cumartesiydi. Yemin töreni izliyorum. Lady Gaga sahne aldı. O sahne şeyi izleyin lütfen. Böyle Lady Gaga'yı hepimiz böyle garip kıyafetlerle görürüz ya. Orada böyle nasıl zarif bir böyle bir siyah etek, böyle kırmızı bir şey ceket ve yakasına kocaman bir altın kuş takmış. Böyle elim kadar, bu kadar. Ben hemen arkadaşıma Ezgi takı tasarımcı arkadaşıma dedim ki ben işte bu büyüklükte bir P girl istiyorum dedim. Emin misin dedi. Eminim dedim. Üstelik de altın olacak. Lady Gaga'dan daha gösterişli olacak. Ben onu takacağım. Stockholm'da. O yine kıyamadı bana çok pahalı. Onu şimdi ödeyemezsin sen diye. Bu küçük versiyonunu yaptı. Bu da satışta efendim. Böyle bilim kızına katkı sağlamak istiyorsanız bu P Lady girl'ü. Gaga da çok özel bir sanatçı. Evet. Yani onu herkes tabii çılgınlıklarıyla kıyafetle biliyor ama aslında Evet. o yaşadığı hayattaki acıları, çektik çileler, sağlık sorunlarıyla ilgili aslında ve yaptığı katkılar gibi çok çok özel felsefesi olan sanatçılardan. Aslında bütün ünlü sanatçıların arkasında biraz araştırıldığında, hikayeler bakıldığında aslında çok büyük, derin acılar ve hikayeler ve yaptıkları çok büyük başarılar var. O yüzden kalıcı olabiliyorlar. Yoksa hani hep şey diyorlar ya insanlar, ya işte bu sanatçı 30 yıldır, 40 yıldır burada.
Yani 40 yıldır orada, çünkü o 40 yıldır o kadar şey yapmış ki, o kadar çok şeye dokunmuş ki. İşte ancak bazen öldükten sonra, işte Müslüm Gürses gibi, hani öldükten sonra bazı hayat hikayelerini dinleyince, ya işte Evet. bakın Müslüm Gürses bilmiyorduk ya hani mesela yaşarken. Mesela ben bilmiyordum yani öldükten sonra ne kadar büyük bir derin bir sanatçı olduğunu o zaman öğrendim. Ama Değil mi? derin sanatçı olmak da aslında yaşadığınız acılarla biraz alakalı. Lady Gaga da gerçek hayat hikayesi itibariyle çok özel bir insan. Hani onu da almış olduk. Bugün uluslararası takılıyoruz yani craft tiyatrolardan, lokal şeylerden, Lady Gaga'lara falan böyle önümüzde muazzam güzel böyle bir çeşni geçiriyorsunuz. Gözlerinizin yani kulaklarınızın pası resmen açıldı. Çok teşekkür ederim. Ben Parıl parıl teşekkür ederim. yani parıl parılsınız. Parıl parıl ışık saçarak her şeyi anlatıyorsunuz. Ben de böyle kendim de gaza geldim yani burada böyle. Bir şapka takasın, bir dans edesin falan var yani. Evet yani proje hedeflerinde dedik çok, çok güzel büyük bir hedef yani Nobel aldırmak. Türk Nobel alan yok değil mi bilim dalında? Yok galiba. Bir kitapta iki kişi var. Yok, Atatürk. bir var ya 3 sene önce Kars'tan, şimdi bir anda söyleyince isim aklıma gelmedi. Hocamızın adı neydi? Aziz Sancar'ı diyorsunuz Ha, galiba. O Aziz Sancar Sancar hocamız. Türk sayılmıyoruz onu. Amerikalı. Aslında yani Yok. Amerika'da Yok. ya Amerika'da ürettiği bir şeyden Nobel aldı. Yani Olsun. Türk Biz ülke asıllı olarak olması ya şey gibi Biontech, utanalım. ha Biontech işte Ona o Türkler imkanı, buldu o gibi. altyapıyı Ya şey gibi sağlayamadık. oldu bu. Hani Biontech açısından Türkler bulmuş gibi falan oluyor bence. Hani orada aslında çok Evet, yani ben öyle düşünüyorum. Valla ben öyle düşünmüyorum. Çünkü Uğur Hoca Almanya'ya gidip okumasaydı o kadar yıllarca ve Alman devleti de desteklemeseydi Uğur Hoca olamazdı. Aziz Sancar da Amerika'da 30 sene boyunca aynı deneyi yapmasına rağmen fon firmaları onu desteklemeseydi ya da üniversitesi ya da devleti hiçbir şey olmazdı. Yani biz de bir kere yapamadım mı şunu diyecekler. Abi yapamadım mı ya boş ver falan o zaman. Gel bırak bir sizin kitaba dedikleri gibi. Bu ya da kitap mı olur kitap mı satılır ya boş ver. Yani bize şeyler böyle laflar böyle. Adam 30 sene aynı deneyi yapmış ve her seferinde farklı sonuç çıkarmış ve en sonda bin olasılığa düşürmüş. Bin olsa düşünce de diyor ki yani Türkiye'ye giderken de uçakta diyor havaalanı şey uçakta aklıma geldi bir olasılık daha sigara ile ilgili olabilir mi diye. Amerika'ya denedim de oldu diyor. Yani olmasa daha bir 10 sene daha araştıracak. Yani 30 yıl boyunca hiç bıkmadan o deneyi yapma başarısı var. Yani haliyle hani ben onları yani Türk evet keşke daha da artsa ama hani Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değil bir genetik olarak zaten siz de bir dehasınız. Sizin oğlunuz da öyleymiş. Yani bu bir dehanın bir dehalığın bir şeyi var. Oranı var. 10 binde bir diyelim bunun oranı. Bu toplumlarda değişmiyor. Yani Hindistan'daki oran da aynı. Çin'de de aynı. Amerika'da da aynı. Tüm dünyada aynı. Zaten Amerika dediğiniz yaptığı şey de o dahileri topluyor. Ülkesini kalkındırıyor. Bizim gibi insanlar da kaçırdığı için de ülkelerimiz maalesef o dahileri kaptırdığı için bir şey de olamıyor. Sizin gibi değerli üstadlarımızın projeleri sayesinde işte 3-5 tane insanımız da gitmezse Türkiye'de değişir gerçekten o zeka oranı bütün ırklara eşit dağılmıştır. Yani bütün devletlerde eşit. Yeter ki elimizdekinin kıymetini bilelim. Onları kaptırmayalım, kaçırmayalım. Bir şekilde koruyalım. O dahilere ihtiyacımız var. Yani herkese ihtiyacımız var. Ama onlara da var. İnşallah sizin gibi projeler de büyür. İnşallah. Nobel'i de görürüz inşallah. Hani en azından benim ömrüm yeter. Sizin bir bilim Benim de kızı inşallah. sizin yeter de benim yeter. Yok, Allah sözünü estağfurullah, estağfurullah. versin. görürüz. Tabii ki çok güzel bir hedef. Gerçekten Nazlı Hanım da yazmış bu arada. Ayşe Hanım, Aziz Sancar demiş. Nazlı Evet. Hanım da Müjgan Çetin Hanımefendi'ye ve Okan Beysler'e çok teşekkür ederim. Hedef Nobel çok güzel. Gözlerim yaşlı şu an elbette. Hep beraber hedeflersek bilim kızı artık bizim de hedefimiz var olun demiş. Evet. Bu çok çok önemli. Tabii bu işi kalpten sizin gibi değerli bir üstadın peşinde olmak bizim için çok değerli. Kıymetinizi bilmemiz lazım. Türkan Teşekkür Saylan hocamız da çok emek vermişti. Allah rahmet eylesin. Son dönemlerinde maalesef çok da kötü
şeyler yaşamıştı. Bu ülkede bir şey üretmenin acısını çekmişti. Onu da yaşamıştı. Ama ona da çok teşekkür ederim. O da bizim önümüzü açtı aslında. En azından bize iyi örnek nedir onu gösterdi. Siz de çok iyi bir örneksiniz. Sahiplenmemiz lazım, korumamız lazım, sahiplenmemiz, desteklememiz lazım. Buradaki konu yani bir tane çanta, evet bir çantaya ya da bir kolye değil. Oraya gidip zaten alıyorsunuz, harcıyorsunuz ama onu sembolize eden bir şey taşımanız. Değil mi? O da çok önemli. Yoksa 50 liralık bir çanta dediğimiz, yani zaten o çantanın gerçek fiyatı 50 lira, 100 lira. Ama siz orada hani tam terim bilmiyorum ama yoldaş olmak, yolda olmak kavramı çok çok değerli. O yüzden bizim yolumuzda olurlarsa bizi şu an dinleyenler, ki Nazlı Hanım çok güzel ifade etmiş. Başkaları da olursa çok mutlu oluruz tabii. Başımızda. Neler yaptınız başka bilim kızı olarak? Biraz da hani yaptıklarınızı biraz ufak ufak anlattınız ama böyle topluca anlatmak isterseniz. Son bir etkinliğimiz var. Geçen hafta, hatta dün plan netleştirdik. Onu da çok heyecanı içerisindeyim. Bu 12 Temmuz'da Uşak Üniversitesi'nde bilim kızı etkinliklerine başlıyorum. Ve Anadolu'da ilk defa. Allah izin verirse Uşak Temmuz Üniversitesi mi dediniz? Evet. Ha, Uşak, tamam. Uşak. Eylül ayından itibaren de yüz yüze, şimdi online. Orada bilim kızı devşireceğim. Bilim kızı etkinlikleri başlığı altında şöyle bir programımız var. Yarın programın detayları netleşecek, afişimiz hazırlanacak, duyuracağım. Lütfen ona da, bizi izleyen bugün sizin değerli izleyicileriniz, orada da izlesinler. Orada 3 tane bilim kadını hocamızla panel yapacağız. Ben projeyi anlatacağım. Sonra Cansu, bizim bilim kızımız, bu mentörlük projemizi anlatacak. Sonra da hocalarımız nasıl bilim kadını oldular? Onların hikayeleri neydi? Çünkü her insan ayrı bir dünya, ayrı bir hikaye. Hepsi de çok dokunaklı. Ben bir sosyal medyada yaklaşık 3 aydır hemen hemen her hafta uluslararası böyle çalışmaları olan bilim kadınlarıyla bilim kadın hikayeleri programı yapıyorum. O kadar güzel hikayeler duyuyorum ki hiçbir yol böyle güllerle döşenmemiş. Hepsi o taşlı yollardan, o böyle keçi yollarından, kendi yollarını kendileri inşa ederek ne büyük zorluklarla bugün oldukları insan olmuşlar. Ve hala da bana el vermeye çalışıyorlar. Mentörümüz oldular hepsi. New York'tan, Finlandiya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den çok sayıda bilim kadınımız programımıza katıldı. Ben de şimdi bunu Anadolu'ya taşımak istiyorum. Anadolu'daki bilim kadınlarıyla beraber o 3 tane bilim kadınımız konuşacak. Neden o alanda bilimsel kariyer yaptılar? Dertleri ne? Neyi kafaya taktılar ve o yolculukta neler yaşadılar? Ve o bilim insanı olmak, bilim kadını olmak ne demek? Bir erkekten farklı, işte onun evlenmesi, çocuk doğurması, işte aşık olması, boşanması, annesinin babasının hastalığı ve buna benzer bir sürü bir şeyin yanında. Tabii ki erkekler için de bunların bir kısmı geçerli ama evin, ki pandemi döneminde de bunu çok yakinen deneyimledik. Evin sorumluluğu, yaşamın inşa sorumluluğu kadının üzerinde. İster bilim kadını olsun, ister iş kadını olsun. Yaşamı yuvayı yapan dişi kuştur diye atasözümüz de var. Kadın bir taraftan yemek yaparken skeçlere çok severim, güldür güldür şovu. Orada ya da çok orada baya komik hikayeler çıktı. Yani özellikle şey yapan Milli Eğitim'de, hatta bir öğretmen. Benim bu çocuğun başından alınma, çocuk tepesi zıplıyor annesini falan aynı anda. Yani evet, gerçekten çok zor şeyler yaşadılar. Hani özellikle öğretmenler, evet. Çocuklar evde olan, özellikle küçük yaşta çocuğu olanlar. Çünkü evlerde bir çalışma alanı yok. Yani
Zaten evet. Küçücük evlerde oturuyoruz. Hani iki oda bir salon evlerde kalıyoruz. Aa, odada kim çalışacak? Yani çocuk mu ders yapsın? Annesi mi ders yapsın? Adam mı işini yapsın? Yemek ne zaman yapılacak? Şey ne zaman yenecek? Daha önceden çocuk gidiyordu iyi kötü. Kadın iş yerine gidip rahatlıyordu. Ya ben şeyi hatırlıyorum yani eşim pazartesi günleri mutlu olurdu. Pazartesi olsun da. Çünkü pazartesi işe gidecekti yani hani hafta sonu. Aman diyeyim pazartesi olsun da bir işe gitsem yani. Ya da şeyi hatırlıyorum yine mesela bilim kadını deyince. Eşim işte ilk ünvanını aldığında şey yapmıştı. Benim telefon sürekli çalıyor işte 10 kişi beni arıyorsa onu bir kişi arıyor falan. En son kızı niye herkes seni arıyor falan. Ya diyor biliyorlar benim neler çektiğimi de ondan beni arıyorlar. Yani eşimi tebrik etmek yerine beni tebrik ediyorlardı. O çok zorlu bir zorlu dönemi nasıl atlattınız diye. Gerçekten zor tabii ki. Yani bu ülkede zaten bir şey yapmak zor. Zaten kadın olmak zor. Zaten hem kadın olmak hem bilim kadını olmak çok daha zor. Yani bahsettiğimiz şey gerçekten çok daha zor bir şeyden bahsediyoruz. Yani Amerika'daki üniversitelerde bir kota varmış. Onu ben hocalarımızdan dinleyince bilim kadın hikayelerinde öğrendim. Akademik camiada işte %50 erkek, %50 kadın hoca bulundurmaları lazımmış. Ne yazık ki Türkiye'de böyle bir kota yok. Ve bizim bilim kadını hocalarımız yer bulmakta çok zorlanıyorlar. Ve başlı başına bir bariyer var orada. Çok büyük bir cam tavan var. Yani bu faaliyetlerle, bilim kadın etkinlikleri faaliyetleriyle bunu da zorlamaya deneyeceğim. Ne kadar zorlayabilirim bilmiyorum yani ama. Yani bundan benim haberim yoktu ama çok tabii eğer böyle bir şey varsa, böyle bir haksızlık bu konuda muhalefet olmak ya da bunu dile getirmek çok çok değerli. Hani ben ilk defa duyuyorum bunu. Evet. Yani Amerika'da böyle bir şey var, bizde yok. Bu yüzden de evet, Türk evet. Bilim kadınları önü kapanıyor diye hani ben ilk defa duydum böyle bir şey. Varsa tabii ki evet, konuda mücadele, destek vermek isterim. Evet, çok çok değer katarsınız. Çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla şimdi diğer üniversitelerle de görüşüyorum. 12 Temmuz'da lütfen saat 14'te online olarak beni izleyin. Orada bilim kızlarımızı devşireceğim. Türk Eğitim Vakfı'na burs verdiğin kızlarımıza bilgisini rica edebilir miyim dediğimde hayır dedi. Sana işte isimlerini veremeyiz dedi. Ben de onun üzerine şimdi şöyle yapıyorum. İşte gideceğim üniversitelerden bilim kızı olmak isteyen, burs almak isteyen kızları devşireceğim, toplayacağım. Diyeceğim ki gidin TEV'e başvurun ve sizinle iletişimime de izin verin ki TEV sizi benimle irtibatlasın. Ben onların notlarını takip edeyim. Mentor hocalarla onları ne bileyim tatille birlikte bir yere gidelim, bir yemek yiyelim, onlara birer çanta hediye edelim falan gibi. O kızlarımı çünkü ben tanımazsam onları nasıl şeyde Stockholm'da alkışlayacağım ki değil mi? O yüzden bu etkinliği başlattım. Hatta bu yani biz o zaman şöyle yaparız efendim. TEV vermiyorsa biz Müjgan Çetin Vakfı'nı ya da Bilim Kızı Vakfı'nı kurmaya başlayalım bugünden. O zaman kendi vakfımız olsun. Kendi vakfımız olsun o zaman da. Çok zor. Ben böyle büyük bir hevesle bu işe soyunduğumda dostlarım bana Çağrı Bahadır sağ olsun bizim hukuki danışmanımız. Ona da çok teşekkür ediyorum. O beni uyardı dedi ki Müşkan Hoca dedi sen dedi öyle böyle bağış bilmem ne falan sakın söyleme. Yılbaşı itibarıyla dedi bu iş dedi. Ciddi problem oldu. Seni dedi ben savcılıktan toplayamam dedi. Ne yapacağız dedim hocam. İşte bir onaylı bir vakıf üzerinden ancak bağış toplayabilirsin dedi. Şimdi mesela Türk Eğitim Vakfı sistemde Türk Eğitim Vakfı'ndan bağış yapabilirsiniz dememe müsaade etmiyor. Çünkü kanunen yasak. İlk önce 150 bin lira öyle bir web sitemde öyle bir ibare olursa 150-200 bin liralık bir ceza uymazsan da beni Allah göstermesin alıyorlar. Dolayısıyla ben Türk Eğitim Vakfı'nın adını ve kızlara burs bağışını ancak böyle hani ortamlarda ifade edebiliyorum. Ve
Dolayısıyla vakıf kurmak, bağış toplamak falan bunlar ciddi yasal koruma altında. O yüzden şimdilik bununla idare ediyorum ben. Tamam. Bizim şu an Türk Eğitim Vakfı zaten Bilim Kızı projesini destekliyor anladığım kadarıyla, değil mi? Hani bu kadar ismini geçirdiğimiz için söylüyorum. Haliyle evet. Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunmak aynı zamanda Bilim Kızı projesine bağışta bulunmaya mıdır? Şey midir? Ya da direkt bizden oğlum, satın alma mı yapsınlar? Daha mı iyi olur? Onu dinleyelim. Oğlum adına açtığım Türk Eğitim Vakfı ile bir sözleşmem var. Oğlum adına açtığım Bilim Kızı projesi fonu var. Tamam. Sordum. Onun bir hesap numarası bir şey ayrı var mı? Var. Hani orada var. Orada var. O bilgileri yayınlayabiliyor muyuz? Yani Bilim Kızı projesinin hesap numarası. Onu yayınlayamıyoruz. Çünkü işte kanunen o sıkıntılı. Ama peki bir Türk Eğitim Vakfı'nı arasak biz Bilim Kızı'na yardım etmek istiyoruz desek onlar bize söylüyorlar mı? Yok, onu bana mail atmanız yeterli. Siteden Bursa başvuruda bana mail geliyor. Ben size Türk Eğitim Vakfı'nın Bilim Kızı projesi için bağış yapabileceğiniz linki göndereceğim. Ama şu an onun direkt özel linki var, öyle mi? Özel linki var. Özel linki. Tamam. Var. Yani şu an yayınlayamasak da diyorsunuz. Evet. Size ulaşan insanlara siz bunu yollayabiliyorsunuz. Evet, ben yollayabiliyorum. Bilim Kızı bursu almak için başvuru tuşuna bastık. Evet. Basınca zaten size mail geliyor. Evet, bana mail geliyor. Oraya talebinizi, ben işte bağış yapmak istiyorum, burs almak istiyorum falan diyorsunuz. Ben ondan sonra sizi yönlendiriyorum. Ben şöyle bir kolaylık yapayım. Şimdi mail adresi buraya yapıştırıyorum. Arkadaşlar bu mail adresini... bir dakika, yanlış oldu. Yanlış yapmıştım. Müjgan.com Oradan evet. Değil, direkt de yazabilirler. Evet, ben de öyle yapmaya çalıştım ama bir daha deneyeyim. Kopyalamaya çalıştım ama başka bir şey geldi. Ha, buldum. Tamam. Müjgan.com'a mail atarsanız buradan bağış için size özel link vereceğiz. Bu adrese bağış için mail atabilirsiniz diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu maili atarlarsa siz de onlara özel linki verebiliyorsunuz. Şu andan evet. şu an şey yapamadığımız için canlı yayında Türk Eğitim Vakfı'nın özel hesap numarasını size veremediğimiz için o yüzden bizden mail alarak bağış yapın. En azından bağış boşa gitmez. Yani boşa gitmez yine sonuçta vakfa gidiyor. Ama evet. En azından bizim projemize gelsin. sonuçta çünkü biz bir Nobel'li bir kız çocuğunu görmek istiyoruz. Evet, burada da bu projenin de yaşaması istiyoruz. Bunun için de bu fonun doğru yönetilmesini, Müjgan Hanım'ın da o gençlere tek tek dokunmasını, onlara mentorluk yapmasını ve gerekiyorsa onlara önderlik yapmasını ve destek olmasını sağlamamız gerekiyor. Yani bu hayat gerçekten acı ve zor bir hayat. Hatta benim de hayallerimden biri vakıf kurma hayalim var. O da şöyleydi, hani sizinkinden biraz daha farklıydı belki. Şey yapmak, yani bütün hayat boyu desteklemek. Çünkü kolay bir şey değil. Yani bir bilim kadını, yani bilim insanı olmak ya da bir mucit olmak ömür boyu desteğe ihtiyaç duyulan bir şey. Hani öyle bir kerelik fonlarla falan olacak bir şey değil. Orada da benim de öyle planlamıştım. Yani bir tane kişi olsun ama her şeyini sağlayabileyim ben. Gibi bir formatta düşünmüştüm. Haliyle gerçekten hani bu uzun bir yol. Uzun yolda da hani 15 yaşından başlayan bir yolculukta değil mi? 40-45 yaşlara kadar neredeyse 30 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz en az. Evet, evet. Haliyle 30 yıl boyunca o insanın yanında olmak lazım. Ve desteklemek lazım. Bu arada benim soracağım soruları siz aslında böyle şey yaparak... Farklı formatlarda da olsa cevap verdiniz. Birçok şey soracaktım ben. Benim soracağım o yüzden çok bir soru kalmadı. Siz toparlamak adına sormak istediğiniz söylemek istediğiniz şeyler varsa toparlarsanız bir saatimizi tamam. De doldurduk. Ondan sonra vedalaşalım herkese. Tamam. Öncelikle çok tekrar yeni baştan size teşekkür ediyorum. Bu mecranızı bana açtınız.
izleyicilerinizle beni buluşturdunuz. İnşallah bugünün yayının sonunda çok sayıda Bilim Kızı projesini destekleyen bağışçımız olur. İnşallah çok sayıda Bilim Kızı takılarımız satılır. Kolyelerimiz, küpelerimiz satılır, bilekliklerimiz satılır. İnşallah çok sayıda kitap satılır. Ve inovasyona dayalı kalkınmayla beraber bilim kızlarımıza burs fonu olur. İnşallah çok sayıda çantalarımız, bez çantalarımız satılır. Ve lütfen beni izlemeye devam edin. Çünkü her gün sağ olsun dostlarımın yönlendirmesi veya başka bir sebeplerle yeni yeni etkinlikler planlıyoruz. Festival planlıyoruz. Bilim Kızı festivalleri planlıyoruz. Lütfen izleyin. Daha Denizli'ye gideceğim Allah izin verirse. Orada Bilim Kızı çarşafları, Bilim Kızı perdeleri, Bilim Kızı tişörtleri, Bilim Kızı çantaları, Peki biz şey soracağım, hani bilim kızı bir şey almaktansa aynı bağış yapabiliyor muyuz biz? Tabii Yani tabii. biz şu an sizin sitelerinize, mesela benim çarşafçıyım, ben işte Denizli dediğiniz için söylüyorum. Fabrikam var, elimde bir 5.000 tane bilmem ne çarşafı var. Size bunları hibe edebiliyor muyum yani desteklemek Yok, için? yok. İşte top görüşmemizin başında anlattım. Ben lisans hakkı sözleşmesi yapıyorum. O lisans hakkıyla tasarımını da okey veriyorum. Ondan sonra fiyatta anlaşıyoruz. Satış koşullarında bilim kızının payında anlaşıyoruz. O lisans hakkımı kullanarak o bilim kızı çarşafları Tamam, satmaya ben direkt hediye başlıyorum. etmek istiyorum belki. Yani 5.000 çerçeve hediye edemiyor muyum projeye? Onu hiç düşünmemiştim. Okan Bey güzel soru. Ben bunu bir düşüneyim. Tabii yani hani sonuçta insanlar aynı yardım da yapabilirler. Hani mesela 5.000 çarşafı yoktur da adam havlu fabrikası vardır. 500 tane havlusu vardır. İşte öbürünün bilmem nesi vardır. Yani sonuçta stoğu olan, ürünü olan insanların da bir şekilde bir kapı, yani bu tür vakıflarda, derneklerde ya da şöyle açmakta fayda var. Mesela dün gece bizim SMA'lı bir çocukla ilgili bir şeyimiz vardı, programımız vardı. Orada artık hayal gücü o kadar gelişmiş ki, ikinci el eşyasını verenler, işte şey yapanlar, dükkan açıp kumbaralarını alıp dağıtanlar, hani o insanlar o fonları toplayabilmek için o kadar yaratıcı şeyler bulmuşlar ki orada da gerçekten böyle şeyler vardı. Ha, aynı yardımlar da var. Şimdi Bence hani o tarafı da bir şekilde nasıl çözülür bilmiyorum. Hani çözmekte evet fayda var. onu bir formül arkadaşlarımla bir değerlendireyim ama Bilim Kızı markası var. Bilim Kızı'nın kendisi çok değerli. Yani bir Doğru. bilim kadını olmak çok değerli. Yani kimsenin stoğunu boşaltmak için kullanacağı bir mecra olsun istemiyorum. Üzerinde Bilim Kızı'nın etiketi olsun, logosu olsun, onun güzel tasarımcımın tasarımı olsun istiyorum. Ve yani mümkünse o tip lisans dememin sebebi o. O da kazansın, Bilim Kızı da kazansın istiyorum. Ama yine arkadaşlarımla bir değerlendireceğim efendim. Tamam. Bu arada senarist Ahmet Piranoğlu da selamlar söylemiş. Senarist geldiğine göre Ahmet abi, bu bilim kızı ile ilgili bir hikayede senaryoda senden gelsin. Bunun filmini yapalım hep beraber. Evet, Diyelim. çok yakışır, çok yakışır. Güzel, güzel de bir film ismi bence. Yani her bilim kızı o kadar güzel bir kelime ki nereye koysanız oluyor. Yani hemen Değil mi? tiyatro okey, film okey, müzikal okey. Her şey Bence de. uyuyor. Bence de çok Şahane, güzel. şahane bir isim. Yani aklıma her gelen şeyin başına bilim kızı koyuyorum. Hemen arkasından güzel bir şey oluyor Evet. yani. Ağza sağlık. Var mı efendim eklemek istediğiniz başka bir şey? Çok teşekkür ediyorum. Hepsine bizimle bir el ele vermeye. Çünkü hani bu böyle bir kişiyle 10 kişiyle olacak bir şey değil. Ne kadar çoğalırsak ille hani para bağışlamak zorunda değilsiniz. Tanıtın, çevrenize duyurun. Bilim kızları olmak Peki biz isteyen sizin ekibe nasıl gireriz? Hani ben param yok, veremiyorum. Herhangi bir şekilde bir başka katkıda bulunamam ama çok bu gece duygulandım. Çok heyecanlandım. Bu konuda bir şeyler yapmak istiyorum. Mentörlük dışında ne yapabilirim? Mesela mentor olacak kadar da şey de değilim. Yani bilgili bir insan da değilim ama
işte ilkokula giden bir kızım var. İleride onun o Nobel'i almasını istiyorum. Ve size de destek vermek istiyorum. Mesela hani bir ev kadınıyım. Ne yapabilirim? Evet, çok çok sayıda bu böyle talepler var. O yüzden Bilim Kızı etkinlikleri başlığı altında henüz alt projelerini tanımlamadığımız bir projemiz var. İşte burada sizin tanıtım katkınız veya bu etkinlikte yani her insanın şu anda yaşamını sürdürdüğü bir yeteneği var, bir yetkinliği var. Ve destekçilerimizi gördüğünüz zaman hepsi o kendi yetkinlikleriyle bize destek oluyorlar zaten. Dolayısıyla bir mesela belediyelerle Anadolu'da dolaştığım zaman belediyelerle kadın uyucu projeleri yapmak istiyorum bilim kadını. Yani orada mesela o ne yapabilir? Bilim bu logomuzdaki dan kek yapabilir, onu satabilir, değil mi? Yani veya bir şey işler, onu satabilir. Dolayısıyla herkesin yapacağı bir şey var. Hiçbir şey yapamıyorsa arkadaşını alır getirir, der ki bak sen de öğren, senin de kızın var diyebilir. Hepsi başımın üstüne, yeter ki çok sayıda kızımıza dokunalım. Efendim, çok teşekkür ederiz. İnşallah bu paydaş sayısı artar. Herkesin katkı koyabileceği böyle farklı inovatif, sizin zaten eminim onları yapacağınıza, herkese bütün topluma yayacak kadar bu projenin büyümesi ve tüm dünyaya mal olacak kadar, nasıl 23 Nisan'ı biz tüm dünyanın çocuklarına şu an mal ettiğimiz bir şeyse de, hediye ettiysek de, Bilim Kızı projesi yine bir Türkiye'den tüm dünyadaki tüm kadınlara, tüm kızlarımıza hediye olsun. Bu da yine Türklüğün, Türklerin dünyaya hediye ettiği güzel bir şey olsun. Aynı 23 Nisan'daki gibi diye böyle içimden böyle geçti. Ben de bugün bunu ekledim Nobel'in yanına. Hedef biraz daha büyüdü. Bakalım. Bakalım. Bu arada Ahmet Bey hemen destek olayına girmiş. Mesela Sayın Konum konsepti bir web sayfaları varsa senin de inceleyip noksanını söyleyebilirim. Ahmet abi zaten yayınladık siteyi bilimkızı.org. Siteyi bir incele. Üstadımıza da yorumlarını iletirsen, destek verirsen teşekkür ederiz. Zaten senaryo da bekliyoruz senden. Bir de SEO'larını yaparsan, web sayfası yeni yapılmış. Harika. Sağ olsun. Web sayfamızı da Tolga Bahar Bey, Ajanstan Adamların sahibi, o bize hediye etti. Herkes çok güzel şeylerle katkı sağlıyor bize. Ahmet hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Biz hani benim bilmediğim böyle tam da onun uzmanlık alanı konusunda bize yardımcı olursa çok değer katmış olur. Bu arada son söylenen şeyleri de koyayım. Nazlı Hanım, Müjgan Hanım muhteşem düşünmüşsünüz. Planlamasının siz çok teşekkür ederiz demiş. Duygu Hanım, hocam çok keyif, çok şey, teşekkürler demiş. Sağ olsun Duygu hocam. Emine Cihangir hocam, emeğinize sağlık. Bilim Kızı'nın sizin ve yolunuz açık olsun hocam. Okan Bey de teşekkür ederim demiş. Beni de bekliyormuş. Emine hocam, Okan Bey'le bana geliyoruz. Evet, gelelim vallahi, güzel olur. Müjgan Hanım, demir dağı delip ovalara açılın, sonsuz tebrikler demiş. Yavuz Beyciğim, Özler. Sağ olsun. İncelik bilgi sunarım demiş. Senarist Ahmet Piranoğlu. Efendim o zaman görüşmek üzere diyoruz. Böyle el teşekkür sallayarak ediyorum. Bitiriyoruz biz programımızı. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi akşamlar.